Günaydın arkadaşlar. Bugünkü dersimiz noktalama işaretlerini tek tek size açıklıyorum. Evet, nokta şu demek, ne zaman nokta işareti görürüz. Arkadaşlar, noktanın işaretleri birkaç yerleri var, belirli bir yerde. Yani cümlenin bittiği yerde nokta konur. Mesela, evet, önce noktanın tanımını size anlatayım. Noktanın kullandığı yerler şunlardır. Nelerdir noktanın kullandığı yerleri? Şunlardır. A, sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. Nelerden sonra? Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. Yani mesela birinci sınıf, ikinci sınıf, şöyle anlatayım size. Hangi semtesin? Birinci semteyim. Hangi semtesin? Mesela semt biliyorsunuz. İşte yani mesela hangi cadde? Birinci cadde, ikinci cadde. Böyle ikinci sınıf nokta bir cadde. Kaçıncı bir cadde? Mesela semt olarak hangi semtesin? B, gelelim bu nokta işaretini kullandığı yerleri şunlardır. B'ye gelelim ya da B'ye geçelim. Bir yazının maddelerini gösteren rakamlar veya harflerden sonra konur. Bir yazının maddelerinin gösteren rakamlar, yani hem rakam veya harflerden sonra konur. Rakamlardan, sayılardan sonra konur. Bu demektir. Yani A'dan sonra, eğer ben bir sınavda bir seçim getirirsem, mesela A yazıyorum. Soru 1 diyelim. Aşağıdaki cümleler şunlardır. Seçenekler A, bunu seçiyorsunuz. B, bu mu? C, bu mu? Öyle demektir. Fark etmez. Ya büyük harfli olur, ya küçük harfli olur. Bakın A, B. Ya da mesela şu şekilde de gelir. 1.1. Bu mu? Sevgi mesela. Bu mu acaba ki? Saygı. Bu mu? Buysa bunu seçeceksin. Bu bizim önemli yerlerimiz. Nokta ne zaman konur? Ya da mesela bölümlerde de kullanıyoruz. Mesela böyle. Bu maddeye yetiştik biz. İkinci maddemiz nelerdir? Bunları kullanıyoruz. Evet. C, tarihin yazılışında gün var. Tarih yazılışında da yazılır. Gün, ay ve yıl gösteren sayılar birbirinden ayırmak için konur. Buradan bir öğrencimiz doğum günü, mesela ben soru soruyorum. Doğum günü ne zamandır? Abla ya da hocam, benim doğum günüm 1999 nokta 3. ayın 21'de. Mesela bakın, noktayı ne zaman koyduk? Tarihlerde mesela, bu doğum günlerde, aylarda da olur. 3. ay, 4. ay, sayılarda, aylarda gün, mesela 2. gün, 3. günümüz gün olarak, doğum olarak, yine her yerini tek tek anlattım. Burada benim verdiğim örnek, atıyorum. 20, bakın 20.07, yani 7. ay nokta 1909'dur. Bu 969 yılında benim mezun olduğum yıldır. Benim mezun olduğu yılımdı. Mezun olduğun ya da mesela o yıllarda diyelim en sevinç yıllarından birisiydi. Saat ve dakika. Ç'de ne anlatıyor bize? Saat ve dakikada da kullanıyoruz.
Mesela gösteren sayıları birbirine ayırmak için konur. Örnek, tren tam 10.30'da hareket edecek. Soruyorum. Arkadaşlar, sizin treniniz ne zaman kalkacak? Hocam, benim 10 bakın nokta trenler şeylerde yani mesela saat ve dakikada da kullanır, hareket edecek. Benim uçak saati bu dakikada kalkacak. D 5 ve 5'ten çok rakamlı, 5 veya 5'ten çok rakamlı sayıları sonunda ayırmak üzere üçlü grupla ayrılarak yazılır ve araya nokta konur. Ve araya ne konur? Araya nokta konur. Demek ki bu sayıları herhangi bir sayı olursa, mesela binlerde, yüzlerde de olsa, ama önemli olan sayıların arasında nokta konur. Nokta, mesela çok şeyler var, matematik bölümlerde de kullanıyoruz. Matematiğimiz nedir? Çarpma işaretlerini yerinde kullanıyoruz. Mesela benim verdiğim örnek gibi 6 çarpı 9 sonuç nedir? Ya da 12 çarpı 3, 1 çarpı 2, bu çarpı yerine kullanıyoruz. Anladınız mı? Çarpı yerine kullanıyoruz. Yani noktanın en önemli yerleri nedir? Şunlardır. Tamam arkadaşlar, birazdan virgüle geçiyoruz. Arkadaşlar, bizim önceden bahsettiğimiz noktadan sonra virgüle geldik. Virgülün kullandığı yerler şunlardır. Evet, virgül ne zaman konur? Onu da size tek tek anlatacağım. Bakın, virgülün kullandığı yerler şunlardır. Der ki, A, anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimelerden ya da kelimeler arasında konur. Ne zaman? Bakın, karışık olmuş biraz. Kelimelerden, kelimeler arasında konur. Örneğin, bir kelimenin tekrar etmekten virgül aralarına koyuyoruz. Bakın, akşam, yine akşam, yine akşam, yine sabah, yine sabah, yine sabah. Mesela, tekrarlanan bir kelimenin ardından hemen hemen ardından virgül konur. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam. Göllerde bu dem bir kamış olsam. B ne anlatıyor bize B? Tırnak içinde olmayan bir cümle, bir şiir, bir şey yani. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur. Şimdi bakın, bu cümle tırnak içinde mi? Yok. Tırnak şu demektir. Arkadaşlar, tırnak şu demektir, tamam mı? Bunun için dışında olan cümleler konur. Ne konur? Virgül. Bakın, seni görmeye geleceğim dedi. Kim? Çocuk ne dedi? Seni görmeye geleceğim. Madem geleceğim dedi, bakın, virgül. Dedi, cümlenin bittiği yeri nokta konur. Dedi, cümleyi bittiği yerde nokta konur. Yani tırnak içinden olmayan aktarma şu şekilde virgül kullanılır. C bize ne anlatıyor? Konuşma çizgisinden önce konur. Konuşma çizgisinden önce konur. Konuşma çizgisinden önce konur. Evet. Örnek, dışarıya bakarak hava yine yağacak dedi. Bakın, dışarıya bakarak hava yine yağacak dedi. Biz dışarıya bakarak hava yine yağacak dedi. Ama ne dedi ki? Dışarıya bakarak biraz nokta üst üste geldi. Hava yine yağacak dedi. Bakın, tekrar etti. Hava yine yağacak dedi. Cümlenin bittiği yerde de yine dediğin bittiği yerde nokta konur. C bize ne anlatıyor? Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red edilen bir kelimeler var. Yok, hayır, evet, peki bunlar var. Hayır,
dediğimiz gibi pekala, tamam, olur, hay hay mesela, öyle, hadi, elbette gibi kelimelerin sonuna konur. Kelimelerin ya da kelimelerden sonra konur. Atıyorum örnek, hay hay memnun oluruz. Birisiyle tanıştığınız zaman hay hay memnun oldum. Yani bunların tam arasında virgül konur. Şu demek ki bunları niye size tek tek getirdim? Hay hay olur, yok. Bunun hemen hemen ardında virgül olur. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen, bir kelimenin kendisinden sonra gelen ne? Kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını gösteren ve anlam karşılığını önlemek için kullanılır. Örnek, bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı neyle? Tabii ki yapı ve anlam. Ve anlam bakımından bağlantısı nasıl olur? Olmadığını göstermek ve anlam karşılığını önlemek için kullanılır. Örnek ne anlatıyor bize örnekte? Mesela küçük, mesela büyük dersek küçük, bakın virgül veriyoruz. Ağacın arkasında saklandı. Küçük diyebiliriz. Ya da çocuk, direkt virgül. Çocuk ne oldu? Çocuk ağacın arkasında saklandı. Daha önce de noktayı size anlatmıştım. Bittiği yerde yine nokta konuruz. Saklandı dediği göre bitti cümle demek. En sonumuz sayıların yazışında sayılar yazarak kesirler ayırmak için konur. Yine matematikte de kullanıyoruz. Mesela sayıların örnek 15,7 ne demek? 15 tam 10'da 7. 15 tam 10'da 7. Son kalan noktamız hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Örnek hitap ediyorsun bir yerlerde, mesela ben hitap ediyorum çocuklara ya da arkadaşlara. Ne anlatıyorum bakın? Sayın kim? Sayın annem, pardon, sayın başkan, değerli annem, değerli abim, değerli kardeşim, değerli hocam. Bunun aralarında tam virgüller konur. Sayın başkan dediğinden göre direkt virgül kullanıyorsun. Değerli anne, bir mektup yazıyorum anneme. Değerli annem, değerli babam. Onun tam arkasından bittiği yer virgül konuruz. Arkadaşlar bunu anladığınıza göre şimdi noktalı virgül, ünlem işareti, diğer kısımlar kalan, onu da sizlere anlatıyorum. Tamam. Arkadaşlar bu kaldığımız yerini devam ediyoruz. Aynı 6. dersimiz. Virgüllü nokta. Biz onları daha önce anlattım. Şimdi virgüllü noktayı anlatıyorum size. Virgüllü nokta çok az bir yerlerde kullanılıyor. Ne gibi? Mesela noktalı virgüllü cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak amacıyla kullanmıştır. Neyi? Birbirinden ayırmak için amacıyla kullanmıştır. Evet arkadaşlar, örnek kız isimlerden Rana, virgül, gördünüz mü? Elif ve Gökçe'yi böyle derken Elif ve Deniz'i noktalı virgül olur. Noktalı virgül olmalı. Yani kullandığı yerler budur. Bakın arkadaşlar, virgülü nokta ne zaman koyduk? Erkek isimli, bu kızlar tarafından. Ya da mesela isimlerden, erkek isimlerden Mert. Bakın Mert ve Burak. Mert, Burak ve Batuhan, çok beğeniyorum Mert. Sayarken erkek isimlerini ne diyor, ne anlatıyor bize? Mert, Burak ve Batuhan'ı çok beğeniyorum. Gördünüz mü? Bu yüzden son cümlemizi bitirdik. Beğeniyorum. Tamam.
Yeni derse geçelim. 7. dersimiz başlıyor.